Efendim herkese merhabalar bir soruyoruz daha yeni bir programla karşınızdayım Değerli bir konum var bugün profesör doktor Bilge Donuk basketbol federasyonu yönetim kurulu üyesi biz soruyoruz da kendisini ağırlayacağız bugün özel bir yayın olacak aslında Türkiye'de ve dünyada sporun hem spor bize neler katıyor. Hem gençlere neler katıyor hem de sporla ilgili yaşanan e, hem sorunlar hem e, güzellikler hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz biz de. Hani böyle spor bir günde hani siyasetten uzaklaşalım diyoruz spor konuşalım ama yine de e, kopamıyoruz siyasetin içerisinden Hı -hı. çünkü spor ve siyaset yine o da İç içe bir iki kuruluş gibi geliyor bana. sporda da çünkü şimdi birazdan konuları konuştukça nasıl iç içe olduğunu görmüş olacağız Biraz. aslında değil mi izleyicilerimiz evet. merak ediyordur belki diye. Siz tabi tabii öncelikle sporla uzun yıllardır iç içesiniz, eğitimcisiniz aynı zamanda evet. üniversitede hocaydınız. Yeni göreviniz bitti ama e, hocaların görevi bitmez. Hep öğretirler evet. değil mi? <laughs> Spor içerisinde bir şekilde yine yer almaya çalışıyoruz Değil Devam mi? Ediyoruz. E basketbol federasyonunda <laughs> aynı zamanda yönetim destiniz. Bu evet. da yeni olan bir şey. E, yeni bir seçimle ge geldiniz. Tabii olimpiyatlardan sonra Hı -hı. kanun gereği yaz olimpiyatlarından sonra federasyon seçimleri gerçekleşiyor. Eylül Ekim Kasım aylarını yaklaşık 3 aylık bir periyotta. Şu an yaklaşık 58 tane Spor Federasyonu seçimleri oldu. Bunlardan biri de Basketbol Federasyonu'ydu. Evet. Biz de geçtiğimiz ay göreve başlamış olduk. Hayırlı olsun. Sağ olun. Deyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi e, şöyle, Türkiye önce sporun Türkiye'deki algısıyla başlamak istiyorum. Hı. Çünkü, spor denince nasıl algı, algılıyoruz biz? E, bize böyle birazcık detaylı anlatırsanız sevinirim. Aslında zor bir soru sordunuz başlangıçta. Evet. Çünkü e, sporun tanımını yapın desek bugün... Evet. Sokağa çıksak herkes farklı bir tanım yapacak. Hı hı. Bu da esasında sporun tanımını zorlaştıran veya herkesin kendi açısından nasıl algıladığını gösteren birçok farklılıklar ortaya koyacak. Esasında spora çok basit bir şekilde bakmak gerekiyor. Spor dediğimiz zaman keyif almamız, eğlenmemiz, bir oyun gibi bakmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bakacak olursak hı hı. hem kendi yaptığımız spordan e, eğleniriz, keyif alırız. Hem de izlediğimiz e, spor organizasyonlarından... Keyif alırız, oraya eğlenmek için gideriz. Ama buna farklı bir anlam yüklersek, mesela e, bazı toplumlarda sporun yapılma sebebi savaşa hazırlıktı eskiden. Öyle mi? Tabii yani birçok spor branşı yapılırken esasında temelde ne yapılıyordu? O spor etkinlikleri Hı -hı. vasıtasıyla oradaki işte nüfusun yarın bir gün savaş olduğu zaman veya savaşa gitmeden önce vücutlarının dinç bir şekilde hazırlıklı hale gelmesinin sağlanması veya işte bizim Türk kültüründe çok fazla hmm. atlı sporlar vardır. Evet. At ile binici arasındaki uyumun sağlanmasına yönelik. Çünkü aynı zamanda bunlar savaşa gittiğinde yine at, üzerinde at üzerine gidiyorlar. gidecekler. E, okçuluk vardı yine. Okçuluk, Türklerde e, en çok değil mi? Evet. O şekilde. Yani toplumların veya ülkelerin sporu yüklediği bir takım anlamlar var. Ama artık günümüz çağında savaş, şiddet kelimelerini kullanmak yerine biraz da eğlenme odaklı güzel, bakarsak tutuz. tabii güzel olarak bakarsak daha çok keyif alırız. Çünkü hmm. e, insanlar ama bizim ülkemizde yıllardır olan bir şey yani bir maç kaybettikleri zaman veya şampiyon olamadıkları zaman ağlayanlar evet. kendilerini işte Aa, e, mahvedenler, bunalıma girenler yani bu arabesk kültürden sporun içerisinde uzaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hmm. E, çünkü öbür türlü olduğu zaman bu tarz e, yaklaşım aynı zamanda Belki birazdan gireceğimiz şiddetin de temellerini oluşturuyor. Evet, evet. Yani bu insanlar oradaki bir hayal kırıklığı yaşadıkları zaman bu sefer tepki olarak da e, şiddete kadar varan bir takım e, dışsal davranışlar ortaya koyabiliyorlar. Bu da Hı -hı. E, istenmeyen e, durumları ortaya çıkarıyor. E, genel olarak ülkemizde e, şöyle söyleyebiliriz. Tabi sporda kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Hı -hı. E, farklı şeylerde tanımlar kullanabilir. Mesela Beden eğitimi, fiziksel egzersiz yani bugün sokakta yürüyen, koşan, kendi bireysel spor yapan hı. insanların yaptığı hareketler özellikle şu an birçok alanda belediyelerin sunduğu imkanlarla birlikte hı hı. ciddi insanların spor yapacakları alanlar ortaya çıktı. Evet. Yapılan tesisler sayesinde yine halkın spor yaptığı birçok imkanla kavuştu. Bir de profesyonel spor dediğimiz işte spordan para kazanılan... Ee, bir meslek gibi evet. göreceğimiz durumlar söz konusu. Ee, bu sayılar günden güne artıyor ülkemizde. Hem amatör, keyif olarak spor yapan insan sayısı, hem profesyonel spor sayısı günden evet. güne artıyor. Ama dediğimiz gibi temelde bizim bu e, olumsuz duyguları sporun içerisinde hiç görmememiz ve engellememiz gerekiyor. Spor neden çok izlenir? En çok izlenen şey aktivite gibi geliyor bana. Ee, Türkiye'de de öyle. Mesela spor programları, spor ...müsabakaları, hı hı. E, olimpiyatlar gibi hı hı. E, en çok izlenen şeyler. Mesela bir e, maç olduğunda bütün dünya kilitleniyor. Mesela e, ben hani bir yayın yapacaksam o saatte diyor, e, konuk şunu diyebiliyor özellikle erkekse. Hı. Ya O saatte maç var izlen, izlenilir mi acaba falan diyebiliyor. Yani Neden şu, çok izleniyor spor? Şöyle bir Trabzon'da bir düğüne gitmiştim. Hı hı. E, o düğünde de o gün Trabzon-Fenerbahçe maçı vardı... Saat 10'a kadar düğüne kimse gelmedi. Ciddi mi? <laughs> o yüzden yani böyle bazı maçlar vardır evet. veya bazı organizasyonlar orada daha çok reytingi yüksek olaylardır. Ve izlenmesi yüksek olduğu için insanlar orayı tercih ederler. Enteresan. Demin esas söylediğimin başında gelen nokta bu. Yani insanlar keyif alıyor. ve tuttukları bir takımla da bir bağlılıkları varsa. Evet. Böyle bir var. Tabii duygusal bir bağlılıkları da varsa. Onları daha çok izleme yoluna gidiyorlar veya daha üst seviyede bir organizasyon Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları veya UEFA'nın yaptığı şampiyonlar gibi yani kalitenin milli maçlarımız milli gibi, maçlar evet. evet kalitenin daha üst seviyede oldukları organizasyonlar daha çok ilgi çekiyor çünkü orada bir de kalite standartları yüksek, Evet oyun daha keyifli hale geliyor yani bugün İngiltere Premier Ligini seyrettiğiniz zaman. Gerçekten de futbolun en üst seviyede seyrediyorsunuz ve her maçı yani ister şampiyonluğa giden ister küme hı hı. oynamaya giden takım olsun e, keyifle seyrettiğiniz bir maç organizasyonu olarak karşımıza e, çıkıyor. Bunu da ortaya koyan en büyük sebeplerden bir tanesi o liglerin işte bu kalite standartlarını belirleyip kurallarını belirleyip hı hı. ona göre o ligleri organize etmeleri. Hı. E, Çok önemli. Mesela futbol nerede oynanıyor? Sağda, çimde Evet. O çimin kalitesini ne kadar tutun? Ee, Bizde bakıyorsun, birçok saha daha ligin 10 maç oynandığı yani e, ciddi anlamda bozukluklar meydana geliyor, oyun evet. kalitesini düşürüyor gibi bir takım e, bütün standartları sağ içi saha dışı e, organizasyon anlamda düşünmek ve bunları en üst seviyede tutmak e, gerekiyor. Bu da kalite standartlı olarak karşımıza çıkar. Bunları da yöneten insanların dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi e... Sporda e, dijital şiddete girmek istiyorum. Hı. Yani e, bu başlık önemli bence. Şimdi artık herkes e, böyle sosyal medya üzerinden e, kümelenebiliyorlar. İşte iş birlikte hareket edebiliyorlar. Yani biraz onu açmak istiyorum. E, hani en buluşma noktası gibi diyorum sosyal medyaya. Evet. E, yani sporda bu dijital şiddeti biraz açalım isterim. Yani nasıl oluşuyor, nasıl o, oluyor bu? Şimdi bir kere son zamanlarda dijital e, organizasyonu yapılacak yerler arttı. Yani dijital hı hı. yayınların sayısı veya dijital e, araçların sayısı arttı daha doğrusu. E, Birçok alanda bunları kullanıyor insanlar ve burada kendilerini çok özgür hissediyorlar. Hı. E, bu özgürlük ruhu nedeniyle her önüne geleni söyleyebileceklerini, yazabileceklerini e, düşünüyorlar. Ve bu da özellikle mesela Twitter e, mecrasına baktığımız zaman bir de farklı bir sektör doğdu kendisini hakaret eden işte küfür edenlere karşı bazı kişiler takip ederek davalar açıyorlar ve oradan para para kazanıyor böyle bir sektör de doğdu. İnsanların işte eleştirirken, bir takım sözler söylerken sosyal medya da olsa bunları dikkat etmesi gerekiyor. Ama bu özgür ruh olarak yani özgür olarak gördükleri için de maalesef orada kontrolsüz bir davranış veya yazılma gidebiliyorlar. Bir de buna son zamanlarda YouTube kanallarında yapılan sporun içerisindeki programlar çıktı. Doğru. Orada da bir bakıyorsunuz küfür serbest diyorlar. Her türlü küfrü orada eden programlar hı hı. çıktı. Bu bence en tehlikeli noktalardan bir tanesi. <laughs> YouTube kanallarının bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çünkü orada küfür serbest diye binlerce insan seyrettiği bir yerde küfür etmek, hakaret etmek gerçekten de işte sporun içindeki şiddeti arttıran faktörlerden biri olacak. Bu bunu şöyle de tamamlayabiliriz. Buradaki hı hı. kullanılan kelimeler binlerce, milyonlarca insan izlediği için onlar kendi rol model alıyorlar. Ve bunlar da davranışlarını bu şekilde yönlendiriyorlar. Hı hı. Biz tam tersini yapacakken daha da olayları tırmandıracak ve bu dili, evet. yani kötü şiddet dilini arttıran bir ortam sunmuş oluyoruz. Ve bu dijital medyada, dijital platformlarda ortaya çıkan bu şiddet, daha sonra normal fiziki şiddete dönüşme noktasına doğru gidiyor. En çarpıcı örnek şöyle vereyim. E, dijital oyunlar var mesela. Hı hı. İşte, hı hı. Dijital oyunlar evet, var. Evet, Ve bunda hem kendine zarar veren hem de karşısındakine zarar veren dünyada birçok, özellikle çocuk yaşta insanlar var. Evet, doğru. Yani onun etkisinde kalıp birilerini öldüren, kendisini öldüren insanlar var. İşte bu dijital e, şiddetin... ...biz iki şiddete dönüştüğü nokta gerçekten de çok keskin bir durum ortaya çıkarıyor... ...ve bunu bizim en baştan evet, engellememiz, kontrol altına almamız gerekir çok diye düşünüyorum. Çok zararlı olduğunu bu tarz oyunların o yüzden zaten bunlarla ilgili yasal işlemler de baş, başlatıldı. Bunlar artık ayrıştırılıyor, Hı. kapattırılıyor. Yani çok önemli konular çünkü. Şimdi mesela sahalarda da biz çok görüyoruz olaylar yaşanıyor. Özellikle iki taraf birbirine giriyor yani... Ee, bu insanların e, ruhunda yani sporu izlerken nasıl bir şey çıkıyor bilmiyorum. Yani bunu çok <laughs> görüyoruz ama mesela siyasetle birleştiği noktada mesela daha çok sıcak dün akşam Hollanda'da yaşanan evet. e, bir maç, e, e, Tel Aviv maçı. Ajax Maccabi. Evet. Aviv, evet. E, o onda mesela e, orada bir e, yani m İsrail e, vatandaşları onla iz, maçı izlemeye gelenlere. ...saldırılar olmuş... E, ...hatta İsrail e, iki uçak göndermiş... Hı hı. ...işte onları almak adına... ...mesela bu... ...burada artık siyaset giriyor devreye... ...yani e, İsrail'e olan tepki... ...İsrail'in... E, bir, ...yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığı... ...Filistin'de, Orta Doğu'da... ...Lübnan'da yaptığı bu... Hı. ...adeta soykırımı... E, ...kabul edemeyen o taraftarlar... zannediyorum orada Bunu ...etkisiyle bunu yapıyor... E, bu en yakın dün akşam yaşanan olay mesela. Şimdi dün olay Amsterdam'da meydana evet. geldi. Yüze yakın e, İsrail taraftarı Amsterdam'da Dam Meydanı'nda e, Filistin bayraklarını yırtmaya çalıştılar, yırttılar. Bunun üzerine oradaki işte Müslüman vatandaşların vermiş olduğu tepkiyle olaylar büyüdü. Yani hem deplasmana gidiyorlar. Hem de hem de olay çıkartmaya e, çalışıyorlar. Bunun üzerine İsrailliler uçak gönderdiler taraftarlarını aldılar. Aynı şekilde Beşiktaş'ın da biliyorsunuz önümüzdeki haftaki maçı ile ilgili bir evet. ay sonunda maçı ile ilgili bir başka şehre alınması, tarafsız sahada olunması, seyirci alınmaması ile ilgili bir karar Var, büyük Hatta ihtimalle. Macaristan olduğu evet. olabilir diye söyleniyor. Yakın zamanda onunla ilgili UEFA bir karar verecek. Yani baktığınız zaman artık İsrail takımlarının illa Türk takımı değil, Avrupa'daki herhangi bir takımla bana Hı. göre değil mi? oynama ihtimali evet. e, tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Evet. Yani her maçı tarafsız alıp seyircisi oynamanın da bir e, anlamı yok. Hiç bir zevki de yok. Onun. E, zevki yok. Yani bu sadece futbol olarak düşünmeyen basketbol hı hı. E, takımları da var. Ve bu olaylar, İsrail taraftarlarının başlatmış olduğu bu olaylar, e, aynı zamanda bir sonraki herhangi bir şey ülkedeki evet. maçada bir, e, yine bir provokasyon ya da farklı bir şekilde, yansıması mutlaka olacaktır ve bu olaylar bir dalga şeklinde büyüyebilir. Evet. burada en doğru verilecek kararlardan bir tanesi İsrail takımlarının artık bu organizasyonlardan bence geri çekilmesi veya çektirilmesi yani. Saldırıları bitirmesi. Ya saldırıları bitirecek gibi durmuyorlar ama evet. şu an mesela Rus takımları Ukrayna savaşından dolayı hiçbir organizasyona dahil edilmiyor. Evet, aynı şekilde. aynı şekilde. Burada S daha farklı bir durum var hatta savunmasız insanlara karşı yapılan bir saldırı var. Burada da İsrail takımlarının da e, bu olayların da önüne geçmek için ve İsrail'de de artık bir tepki vermek gerekiyor, gerekiyor tabii evet. E, burada verilecek en doğru kararlardan bir tanesi de bu olacağını düşünüyorum. Yani İsrail takımlarının artık bu organizasyonlardan bu süreç sona erene kadar men edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. Evet, burada görüyoruz ki işte e, sporun ne kadar kitlesel bir e, olay olduğu, yani yeri geldiği zaman çok büyük olaylara e, sebep olabileceği, e, bazı şeyler e, düşünülerek farklı bir sahada ne bileyim işte o gittiği ülkede olaylar çı çıkabileceği, yani birbirine bağlantılı aslında her şey, değil mi? Şöyle söyleyeyim, e, bu tarz olaylar geçmiş tarihte de çıktı. Var mı tarihte böyle büyük olaylar? Var büyük mesela. olaylar var. Yani Türkiye'de de yaşanan Hı -hı. olaylar var, başka yerde yaşanan. Ama burada en temel nokta şu. Taraftarların bu olayları çıkarması. Mesela İngiliz holiganları diyoruz değil mi? Evet, ben? evet. Meşhurdur. E, e, Tabii İngiliz Hı -hı. holiganları. Niçin bunlar bu olayları çıkarıyor? 1980 e, ve şimdi Hı -hı. Heysel faciası vardı. Evet. Juventus'ta Liverpool e, Belçika'da Heysel'de oynanan maçta 39 İtalyan taraftar hayatını kaybetti. Bunların bir gerisine baktığınız zaman yani bu olayların Hı. temel nedeni tabi orada organizasyon kötü, polis kötü, stat kötü her şey kötü ama en temelini yatan sebeplerden bir tanesi deplasmana giden taraftarların hemen hemen bütün olaylarda ben bunu gördüm çok ciddi miktarda alkol tüketmesi. Hı, alkol e, e, sağlığa zararlıdır. Alkol tükettikten sonra da artık kendi bilmez halde her yere saldırmaları, olaylar çıkarmaları evet, yani evet. E, ve bu temel sebep bu oldu e, ortaya çıkıyor. Bahane ederek tabii, tabii içindekileri burada, dışarıya e, şey yapıyorlar. Tabii, eskiden tabii bununla ilgili işte eserde 39 e, kişi hayatını kaybetti. E, yine İngiltere'nin kendi içinde bir Hisburg faciası meydana geldi. Ama o şeyle bağlantısı yok, herhangi bir alkolü bağlantısı Hı -hı. yok. Tamamen e, izdihama bağlantısı olan Hı -hı. bir şey. Orada 96 İngiliz taraftar sıkışarak hayatını kaybetti. 1964 yılında Peru-Arjantin e, maçında... Peru'nun bir penaltısı ya da bir golü iptal oluyor. Perulular sahaya iniyorlar, taraftarlar. Sahaya basıyorlar. Yani, sahaya iniyorlar. Polis göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Hı. Hmm. Göz yaşartıcı gazın esasında gözü yaşartmaktan daha büyük etkisi nefes almayı zorlaştırır. Evet, evet. Nefes almayı zorlaştırdığı için insanlar kaçmaya başlıyorlar ve kaçmayla birlikte tünelde sıkışarak 328 tane Oo, büyük. taraftar hayatını kaybediyor. Ee, yine Biliyorsunuz 1970 Dünya Kupası elemelerinde El Salvador-Honduras arasında 100 saat veya futbol savaşı olarak adlandırılan bir savaş meydana geliyor. Maçların sonunda. Aynen, savaş yani 100 savaş, saat evet. ne demek yani? 100 saatlik bir savaş meydana geliyor. Yani futbol dolayısıyla tabii futbol bir şey artık. artık son nokta. Altında yatan diğer ekonomik sebepler, göç sebepleri gibi sebepler de var 1970 yılında. Ama temelde futbol bahane edilerek bir savaş da meydana geliyor ve futbol savaşı adı veriliyor evet. bu olaya. Yani çeşitli yerlerde çeşitli olaylar var, ölümler var. Artık sağ işlerinde bunları görmüyoruz tabi. Artık tedbirler, stadyumlar, teknoloji, kontrol, yasalar çok çok daha güvenli hale geldi. Ama şu an en çok dikkat edilmesi gereken yer dünyanın bu kadar karışık olduğu bir tablo içerisinde sağ dışında. ...meydana gelecek hadiselerdir. E, dünkü olayda bunun bir... ...başlangıcı olarak görüyorum ve bundan sonra... ...daha büyük olayların da çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, bu çok ciddi bir şey gerçekten de. Şimdi yani... ...sporu baktığımız zaman hep böyle... E, ...sporla birlikte... hani ...bir güzellik var spor izlendiğinde... ...keyif alınan bir şey aynı zamanda. E, tabii bu sadece futbol değil ama... ...nedense en çok futbol izleniyor. Bunun nedenini de sormak isterim. Neden e, e, en çok futbol izlenir... Mesela biz voleybolda da çok iyiyiz. özellikle Hı. kadın milli takımımız muhteşem. E, basketbolda yine e, maçlarımız var, orada da yine başarılarımız var. Yani birçok alanda e, hani şeyler var, e, takımlar var. Ama neden en çok futbol izlenir, neden en çok futbola e, yatırım yapılır? Bunu anlamakta bazen güçlük çekiyorum. Ben size sormak isterim neden böyle diye. E, şöyle bir şey var, futbol e, herkesin kolayca erişebildiği bir spor. Ah. Yani küçük yaştan itibaren hepimiz sokaklarda büyürken hepimiz futbol oynadık. Yani basketbol oynayan veya voleybol oynayan sayısı futbola göre daha az. Biz oynamadık. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler daha çok değil mi? Yani erkek evet. olarak. E, bir yandan da futbolda sadece top olmasa bile herhangi bir nesneyle hı hı. yine futbol benzer bir oyun kendinize kurup oynayabiliyorsunuz. E, i̇nsanları belki en temelde yani çocuk yaşlardan itibaren... E, futbolu bir şekilde sokakta, evin içerisinde en rahatça oynayabilecekleri bir oyun olarak gördükleri için onunla büyüyorlar. Hmm. E, bir önceki jenerasyon da zaten bununla yetiştiği için ve ilk hani e, 1900 yıllardan itibaren diyelim ilk böyle herkesin kolay bir şekilde erişebildiği, izleyebildiği, e, takip ettiği ve kulüplerin, kulüpleşmeyle birlikte kulüplerin ilk ağırlık verdiği branşlardan bir tanesi futbol olduğu için böyle de bir kültürde oluşmuş. Babadan ola geçen insanların işte futbolu sevdirdiği bir ortam da oluşmuş. Evet. Bu bu noktaya geliyor. Ama e, bu demek değildir ki diğer branşların ihmal edilmesi gerekiyor ve onlarla ilgili yatırımların azaltılması gerekiyor. E, basketbolda e, dünyada e, ciddi anlamda izleyicisi olan voleybolda aynı şekilde veya hiç e, belki Türkiye'de çok az izlenen branşlar mesela handball bir bakıyorsunuz işte Fransa'da 15-20 bin kişilik salonlarda maçlar oynanıyor. Ee, yani biz eğer çocuklarımıza özellikle ilkokullarda, ilk öğretimlerde farklı branşları tanıtırsak, farklı branşlar hakkında bilgi sahibi yaparsak, onları o branşları yönlendirirsek orada ne oluyor günün sonunda bir e, spor kültürü almış bir seyirci e, ortaya çıkıyor. O yüzden en son Paris Olimpiyatlarında bir bakıyorsunuz tekvando yarışlarında 5000 Fransız e, orada tekvando yarışlarını seyrediyor veya judo hmm. müsabakalarını seyrediyor. Yani bizde mesela Judo ve tekvando olsa, 5000 kişilik salon olsa kaç kişi gelir onu kendimize sorup ona göre bununla ilgili dersler çıkarıp. Çok değil e, mi? Evet. Yani 5000 kişi gidip oraya onu izlemesi. Yani e, ciddi bir. şey aslında. Her branşı bütün ülke genelinde çok ciddi bir şekilde dağıtmışlar. Bilinçlendirmişler. O sporu yaptırmışlar ve böyle bir kültür oluşturmuşlar. Çok güzel. Burada mesela Alman Bundesliga takımlarının böyle bir politikaları var. Hı hı. Onlar şöyle yapıyorlar. Kendi spor okullarında yetenekli çocukların yanında yeteneksiz, obez kim varsa gelip orada oynatıyorlar. Niye? Diyorlar ki tamam bundan belki futbolcu olmaz profesyonel anlamda ama uh -huh. biz bunu sistem içerisinde tutalım. Kulübümüz sahip çıksın. Kulübe karşı bir bağlılığı oluşsun. Bir en kötü spor yapamazsa bile seyirci olarak bize bunun yansıması olur ve o şekilde değerlendiririz şeklinde düşünüyorlar. Yani biraz daha böyle ne branşların da Evet, e, kulüplerin esasında herkese yani hiç ayırt etmeden herkese kucaklamaları ve o spor yaptırmaları yani sen yeteneklisin sen yeteneksizsin demeden evet. herkese istediği süre içerisinde spor yapma özgürlüğü vermeleri gerekiyor. Spor kültürü bu şekilde oluşuyor. Kesinlikle öyle. Ya, Türkiye'de de mesela şimdi son yıllarda bir voleybol, basketbol, tenis maçları izlenir oldu mesela evet. bu, bu güzel bir şey hatta e, çocukların da ilgisi artmaya başladı tabii ki futbol ayrı bir Hı. yerde tutuyorum e, futbolda e, daha kolay para kazanabilir mi acaba benim çocuğum gözüyle de biraz bakılıyor aileler tarafından onun için hemen alt yapısı olan yerlere gönderiliyor e, işte sıfırdan gelen yani dünyada da var bunun örnekleri hiç yani maddi imkanları olmayan e, çocukların bir anda dünya e, dünya markası olabildiği bir alan olarak görülüyor. Daha çok para kazanabilecekleri bir alan evet. olarak görülüyor. Ya yani bu şey gibi hani bir dönem e, un kapanında e, çarşısında sabah kadar yatıyordu insanlar türkü söyleyip hani ünlü oluruz ha, diye düşünüyorlardı. Sesim var mı acaba? Sesim var mı diye orada yapımcılara gidiyorlardı. Burada da şimdi insanlar burada çok para kazanılıyor çocukları buraya. Bu da hani Ailelerin de bilinçsiz bir evet. e, yaklaşımı söz İdi. konusu. E, herkes kendi çocuğu için zannediyor ki yani benim çocuğum dünyanın en iyi futbolcusu. Öyle, görüyor, Öyle mi? görüyorlar. Öyle görüyorlar. Öyle gördükleri için de orada o süreci bir şekilde uzatıyorlar ama sonuçta maalesef bir başarı elde edemiyorlar. Ben e, sporun aslında gençler için e, sadece e, hani para kazanmak değil de aslında bütün gençlerin, bütün çocukların doğdukları andan itibaren sporla bir şekilde bir araya getirilmesi gerektiğini düşünenler derim. E, sporun çünkü topluma da çok e, yani spor yapan bir çocuğun e, büyürken hem ailesine hem devletine, toplumuna faydalı birey olabileceğini düşünenler derim. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E biliyorsun Atatürk bedene eğitimini zorunlu kılan e, ilk devlet adamıdır. E, evet. dünyada sağlam kafa, sağlam vücutta e, bulunur şeklinde. Çok güzel bir söz. Evet. Çünkü spor yapan her bireyin ruhsal olarak kafasının çok iyi olabileceğini, çok daha ruh, ruh durumunun iyi olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani i̇nsanlar sıkıldığı zaman, stres altında spor yaptıklarında evet. o rahatlamayı psikolojik anlamda o rahatlamayı e, sağlıyorlar. Tabii çocukları da eğer bir spor yaptırırsak, e, mesela takım sporlarında. E, sporun zaten bütün sporlarda bir evet. disiplin zaten elde ediyorlar ama takım sporlarında birlikte çalışmayı, birlikte hareket etmeyi, takım halinde hareket etmeyi, birbirlerini korumayı, kollamayı birçok şey öğreniyorlar. Evet. Geçtiğimiz gün bir iş adamı abim şunu söyledi. Önüme iki tane CV geldi. İkisi de aynı özelliklerde yani şu şey, eğitim olarak. Birini alacağım. Hangisini alayım diye düşünürken bir baktım biri basketbol oynamış. Hmm. Basketbol oynamışsa bunun hani takım Ruhu çalışmasına vardır. takım ruhu da vardır. Onu bir avantaj olarak gördüm ve basketbol oynadığı için onu seçtim. Evet, bu da bir artı. dedi. E, yani şöyle de düşünmek gerekiyor. Artık günümüzde e, dünyada şöyle bir tablo ortaya çıktı. İnsanların hangi bilgiye, hangi eğitime sahip olduğundan ziyade biraz daha kurumlar, şirketler, vicdanlı, ahlaklı insanları tercih eder hale geldiler. Kesinlikle. Bu vicdanlı, ahlaklı veya takıma uyumlu e, olma göstergesi de bu kişi için üç tane parametre var. Bir tanesi spor. Yani bunu daha önce spor geçmişi var mı? İki, e, bir müzik aleti çalmış mı? Sanatsal bir yönü var mı? Üçüncüsü de herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde yer almış mı? Yani hayvanlara gidip beslemiş mi, hayvanlara bakmış mı, bir şey yaşlılarla mı? ilgili bir çalışma yapmış evet. mı, insani Enge şeyleri tatları evet. var mı diye bakıyorlar. Eğer bunlarla aslında. ilgili, zaten şu an liselerde böyle şeyler var, projeler var. Evet. Bunlarla ilgili siz hepsini belgeliyorsunuz. Bunu belgeledikten sonra işte Almanya'da bir üniversiteye giderken bu belgeleri istiyorlar sizden Hı -hı. ön koşul olarak. Yani bir gün işe girerken bunları istiyorlar. Yani ilk olarak artık eğitimden önce senin insani değerlerine. Veya diğer sosyal açılardan olaya yaklaşarak insanlar işe alınlar gerçekleştiriyor. Çünkü sen çok eğitimlisin ama sosyal olarak antisosyal bir kişiliğe sahipsin. Tabii ki O zaman istemez. istemez. O şirket Tabii. için veya işletme için bir anlam ifade etmezsin. Ama spor, sanat veya sosyal sorumluluklar o kişilerin sosyal özelliklerini, iletişim becerilerini geliştirdiği için de ne yapacak günün sonunda yaptığı işe de etki sağlayacak Tabii. ve e, başarılı olacak. Buradan aslında ailelere de bir mesaj vermiş oluyorsunuz buradan ee, bu, bu söyledikleriniz çok önemli. Evet yani bir sporla uğraştırsınlar illa profesyonel olmak zorunda değil ee, ama çocuğun istediği sporla uğraştırsınlar. Hmm. Yani annenin babanın sevdiği spor değil <laughs> çok iyi. çocuğun istediği seyir denesinler onu beğenir evet. ne bunu beğenir artık. Evet, tek tek tenis, denesinler. Artık... Tenis mi basketbol mu voleybol mu futbol mu? badminton mu? Yani ne istiyorlarsa Kesinlikle. aslında. Kesinlikle artık her şey yakın. Evet. Yani birçok testler var. Mutlaka çocuk neyle uğraşmak istiyorsa ona yönelsin Öbür türlü çocuk için eziyete dönüşüyor. Değil mi? Ve evet. çocuk gerçekten de o sporu yaparken bir yandan spordan soğur hale geliyor. Bugün günümüzde 13-14 yaş, hadi 15'li dahil edelim. Sporun en çok bırakıldığı yaştır. 13-14 yaş. evet. neden bırakıyorlar? Bırakıyorlar ee... çünkü burada tabii birçok faktörü var. İşte istemediği bir branşla belki e, uğraşmış oluyor. Oradaki antrenörün bakış açısı, antrenörlerin hı hı. yaklaşımı ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşayıp çocuklar çok kolay vazgeçebilir. Çünkü biliyorsunuz artık e, kuşaklar, kuşakların özellikleri e, değişiyor. Burada e, antrenörlerin, öğretmenlerin kendi kuşağındaymış gibi insanlara davranmaması gerekiyor. Yeni kuşağın özelliklerini bilerek ona göre davranış biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor. Kadının spordaki yerini konuşalım isterim açıkçası hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bıraktığı yerden. Şöyle söyleyeyim en son olimpiyatlar dünya tarihine kadın ve erkek spor sayısının eşit olarak geçtiği olimpiyatlar olarak oldu. Yani 10.500 sporcunun yarısı kadın yarısı erkek olarak olimpiyatlarda yarıştı. Ülkemizde e, tabi olimpiyatlara giden sporculara baktığımızda kadın spor sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Ülkemizde kadınların daha çok spor yaptığını, son yıllarda bu sayının arttığını görüyoruz. Sporcu anlamında bir sıkıntı görmüyorum. Bu artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da kadın ve adalet zirvesinde konuştu ve iş hayatındaki kadınların sorunlarından bahsetti, yönetsel sorunlarından bahsetti. Evet yer alması gerektiğinden bahsetti. Olmaz adaletsizlik olduğunu söyledi. Notlar aldım ben de evet, buraya. Evet çok doğru. Çok ve şöyle bir rakam verdi. 2024 yılında 20 sene önceye göre %37.3 ile kadın istihdam oranı işgücü oranının ulaştığını. Bu da uluslararası standartlara uygun bir rakam olarak zaten göze çarpıyor. Ancak diyoruz. spora döndüğümüz zaman çünkü Cumhurbaşkanımızın bir de son bir cümlesi Nerede eksiklerimiz, hatalarımız varsa onları düzeltelim e, şeklindeydi. Bence sporda bunu düzeltmek. Eksiklerimiz e, var. Spor yönetiminde kadının yeri. Çok Buna önemli. bakmak evet. e, gerekiyor. Hemen rakamlar da verebilirim. Mesela evet, az var. önce federasyon seçimlerinden bahsettik. Şu an Türkiye'de 65 federasyon var. Bunun iki tanesinin başkanı kadın. E, yönetim kurulu üyelerine bakın. Yüzde 5 ile yüzde 20 bazı Federasyonlarda kadın yönetim kurulu üyesinin bile olmadığını göreceksiniz. Devlet teşkili altında 81 il müdürü var. Ben kadın yok diye e, biliyorum. İşte bakanlıkta bir bakan yardımcısı, e, kadın. kadın, genel müdür yardımcısı bir tane kadın diyebiliyorum. Yani oranlara baktığımız zaman uluslararası standartlarda diğer iş güçlerine Türkiye'de oluşan tablonun spor yönetiminde olmadığını ve çok çok alt seviyelerde olduğunu görüyoruz. Keza kulüplerde de aynı şekilde aynı, evet. kadın başkan, kadın yönetici sayısı az. Bence buraya ağırlık verilip bunlarla ilgili özel bir çalışma yapılıp bu adaletsizliğin spor yönetiminde kadın lehine düzeltilmesi noktasında çalışmalar yapılırsa bu tam bir yerini bulmuş olur diye düşünüyorum. Çok güzel oldu aslında. Tam böyle o kadar yani Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinden buraya bağladınız. Tam konuşacağımız konuydu gerçekten de. Ee, çok anlamlı oldu. Bu arada kadınların herhalde size bir teşekkür olacak burada seslerini duyurduğunuz için. Ee, evet. Çünkü gerçekten sporda spor yöneticiliğinde işte dediğiniz gibi federasyon yönetiminde federasyonların yönetiminde kadınları göremiyoruz maalesef. Ee, kadın hani kadın ve spor dediğimizde Türkiye'de en öne çıkan voleybol takımımız Evet. Gerçekten e, yani em, en çok bilinen ya da çünkü yaptıkları başarılarla, dünyada yaptıkları maçlarla ses getirdiler. Bunlar aldıkları şampiyonluklarla çok ses getirdiler. O yüzden daha çok biliniyorlar. E, siz e, belki basketbol federasyonu e, yönetiminde olan bir spor adamı bununla ilgili ne söylersiniz? E, basketbolda nasıl durum. Basketbolu dün maçımız vardı. Milli evet. maçımız Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri 2025 Romanya ile oynadık ve 101-54 maçı kazandık. Önümüzdeki Hı. günlerde Slovakya ile bir maçımız var. Sonra tekrar 3. pencerede de Türkiye'de, Romanya'da, Romanya ile maçımız var. Türkiye'de de İzlanda ile kadın basketbol takımımızın maçı var. Olay boyunca filenin sultanları diyorlardı. Evet. biz Potanın Perileri evet. şeklinde adlandırılmıştı. Ben basketbol takımımızın özellikle kadın basketbol takımımız dünkü maçını gördükten izledikten sonra gerçekten çok umutluyum. Avrupa Şampiyonasına gideceğimizi zaten düşünüyoruz ama orada da çok ciddi başarılar elde edeceğini ve Türkiye'yi gururlandıracağını düşünüyorum kadın evet. basketbol takımımız ve erkek basketbol takımımız zaten onlar da arkasından gelecekler. Evet, yani Türkiye'de gerçekten voleybolla birlikte basketbol da biliniyor, o da izleniyor, çok izleniyor. Kadınlarımız da sağ olsunlar o gururu bize yaşatıyorlar aslında o çok önemli bence bir de örnek oluyorlar e kesinlikle sadece gençlere. basketbol, voleybol değil diğer branşlarda da kadın sporcularımız mesela teniste. kürekte, teniste, evet birçok branşta eskrimde her branşta kadın sporcularımız var ama tekrar parantez kapayacak olursak da yönetim anlamında sporun paydaşlarında kadınların yönetimsel olarak Uluslararası standartlarda oransal olarak olmadığını da görüyoruz. Görüyoruz. Sporda evet. başarı yönetimde. Peki bunu dairiz. neye bağlıyorsunuz? Neden böyle? Size ya, göre. Yani yönetimsel olarak biraz daha böyle erkek egemen bir e, sporda bir tavır var. Evet. E, maalesef şunu da söylemek gerekiyor. Yani kadının olduğu yerde esasında değer artıyor. Çok güzel. Yani bir kadın sporu var. Her sporun bir de kadın branşı var tabii. ama kadın yönetici olmazsa burada çok e, acayip bir tablo ortaya çıkar. O kadınların sorunları kim dile getirecek, onlarla kim iletişim kuracak? Yani sadece yönetici anlamında değil, antrenör anlamında, menajer anlamında. Yani onlarla iletişim en rahat kuracak olan kişi e yine kadınlar, kadınlar olacaktır. Tabii. E, belki buralarda da bu yani diğer e, organizasyon şema içerisinde de kadınların mutlaka Yerleşmesi gerekiyor ama dediğim gibi spor herkes biliyor. Özellikle erkekler çok egemen bir evet. e, tablo içerisindeler. Altif. Bu sebepten dolayı bırakmıyorlar e, koltuğu. İşte kulüplerde de görüyorsunuz e, süperlik kulüplerine de bakın. E, onların içinde de çok nadir kadın yönetici e, sayısı vardır. Biraz daha kadınlara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, FIFA'da kadın yönetici olma zorunluluğu vardır. FIFA'ya FIFA bağlı 6 konfederasyonda UEFA gibi... En az bir tane kadın yönetici olma zorunluluğu vardır. Çünkü bu zorunluluğu kadınlara bir pozitif ayrımcılıktan öte, kadın olması o organizasyonu, o yapıya bir değer katacağını, farklı fikir, farklı görüşün Kesinlikle. orada e, geleceğini düşündükleri için e, bunu ortaya koyuyorlar. E, o anlamda kadınların da daha eşit, daha adil bir şekilde sporun yönetiminde de olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani e, biz sporla ilgili e, aslında çok böyle merak edilen, başlıkları konuştuk sizinle. Aslında daha çok konuşacağımız konularda vardı ama süre olarak maalesef buraya kadardı. Başka programda devam evet, ederiz. Evet yani yeni bir e, soruyoruz da yine birlikte bir program yapmaktan çok keyif alırım. Eminim ki soruyoruzun izleyicileri de aynı şekilde. Belki e, varsa bir mesajınız özellikle sporla e, ilgilenmek isteyen gençlere önerileriniz varsa hem de bir hoca olarak da ne önerirsiniz? Onlarla bitirelim istedim. Yani günümüzdeki en büyük tehlike teknolojik bağımlılık olarak görüyorum. İnsanlar tamamen teknolojiye kendini durumda Özellikle çocuklar. Ailelerin bu teknolojik bağımlılıktan çocukları kurtarmaları için sporu mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, Amerika'da şöyle bir tablo vardır. Hafta sonları 2 saat, 1 saat pardon hafta içi 1 saat e, çocuklara... Herhangi bir teknolojik izin verirler. Hafta sonları daha az verirler ki spor herhangi bir şekilde spor yapsınlar, etkinlik yapsınlar, hareket etsinler şeklinde. O yüzden ailelerin çocukları bu teknolojik bağımlılıktan kurtarmanın yolu spordur. Spora yönlendirelim diyorum. Evet ben de size teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Bilge Donuk, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi konuğumdu. Dünyadaki en önemli konu sporu konuştuk. Sporun detaylarını konuştuk. Ee, belki şu anda çok e, yani dünya ve Türkiye gündeminde olan bir konu olmasa da ama her zaman gündemde olan bir konu spor. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, sporun aynı zamanda ruh sağlığına da e, çocuklarınızın ruh sağlığına da çok iyi gelecek e, olduğunu biliyorum. Onları yönlendirmenizde fayda var derim ben de ve e, tekrar görüşmek üzere başka bir soruyoruz da kendinize iyi bakın hoşçakalın.